Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarında bu kadar çabuk, bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Yeni bir İşte İnsan hoş geldin sevgili Can TV izleyenleri. Bugün de Behçet Necati Gil'den güzel bir şiirle, Sevgilerde isimli şiirle programımızı açtık. Tabii ki soğuk bir kış günü, karlı bir havada yine sizlerin huzurundayız. Ama yine de sıcak bir giriş yapmak istedik şiirimizle. Biliyorsunuz Çalışma ve İş Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından programımız hazırlanıp sunuluyor. Ve genelde iş, işsizlik, kariyer gibi konuları işliyoruz. İzleyen seyircilerimiz bilirler, geçen haftalarda İşkur'dan iş ve meslek danışmanı konuklarımız olmuştu. Onlarla kariyer hakkında konuşmuştuk ama konumuzun bitmediğini ve devam edeceğini söylemiştik o zaman da. Tabii ki bitmedi, kariyer çok uzun gelişen bir süreçtir ve bugün de yine kariyerle ilgili konuşacağımız, öğrencilere, anne babalara belki yeri geldiğinde fikirler vereceğimiz bir program olacak. Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, doğru söyledim değil mi? Merkezinden uzman konuklarımız var. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım öncelikle ve sonra başlayalım kariyerle. Kariyer nedir? Nasıl gelişir? Bununla ilgili bugün daha çok konuşacağız. Ve bu arada da yine özür dileyerek özellikle anne babalar veya öğrencilerinizin merak ettiği sorular olabilir. Onlar da aşağıda yazıyor zaten ve isteinsan@gmail.com adresinden bize ulaşarak sorularını yönlendirebilirler. Ben de kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Uğur Kaval. 2010 yılından beri Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kariyer uzmanı olarak çalışmaktayım. Evet. Uygulama araştırma öğrencilere kariyer, bireysel kariyer planlaması açısından danışmanlık yapmaktayız. Yani kariyer uzmanı evet, olarak. Kesinlikle doğru. Evet. Peki nedir? Bugün evet, konuşacağımız konular belli. Bugün, kariyeri açacağız, önerilerimiz olacak, evet, iş başvurusundan, öğrencilerden, ailelerden hepsine değineceğiz ama öncelikle sürekli bahsediyoruz kariyer nedir? Genel olarak bir kariyeri tanımlayalım ve neden bizim için önemli? Bunlara değinelim biraz. Öğrenciler açısından çok önemli olan bu kavramı ilk önce tanımlamakla başlayalım. Kariyer kavramı bireylerin iş hayatı ile ilgili eylemleri ve bu eylemlere yönelik tüm tutumları içeren bir süreç aslında. Kariyer sözcüğünü etimolojik olarak tanımlarsak Fransızca ve Latince'de bir yol anlamına gelen kariyer ismi. Özellikle öğrenciler açısından meslek, diplomatik kariyer ve mesleklerde aşılması gereken tüm aşamaları ve süreçleri aslında bize tanımlıyor. Kariyeri bir başka açıdan da çalışan kişilerin yaptıkları iş ve başarıların örgütsel hiyerarşi içerisinde yukarıya doğru bir hareketlilik olarak tanımlayabiliriz. Bunları toparlarsak insanın iş hayatı boyunca, eğitim hayatı boyunca yer aldığı tüm basamakları ve yaptığı tüm işleri, bulunduğu konumla ilgili tutum ve davranışları hepsini ve bu süreçlerin hepsini kariyer ve kariyer planlama diye tanımlayabiliriz. Aslında bu açıdan evet, baktığımızda evet, sadece öğrencileri ya da ailelerini değil, aslında tüm bireyleri evet, yani içine alan bir konu. Eğitimin içerisinde olan veya olmayan tüm yaşamı boyunca bu tanımlamayla karşılaşıyor herkes, kariyer kavramıyla. Bu yüzden kariyer, yani insanın sadece iş hayatında değil, üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz, mezun öğrencilerimiz, liselerde okuyan öğrencilerimiz, hatta ilköğretimdeki tüm öğrencilerimizi de ilgilendiren bir kavram. Bu noktada zaten biz de bu programda kariyer planlamanın önemi, kariyer planlama nedir, kariyer kavramı,
öğrencilerimiz, mezunlarımız ve liseden üniversiteye geçecek tüm öğrenci arkadaşlarımız açısından bunları burada anlatmaya çalışacağız. Evet. Bugün. Evet, bu konuda bilgi evet. vereceğiz elinizden geldiğinde. Kesinlikle. Kariyeri kısaca tanımladıktan sonra bir de kariyerin neden önemli olduğunu bahsedelim. Bunlara da değinelim. Evet, bireysel açıdan kariyer olgusu birçok nedenden dolayı önem kazanıyor. Burada kariyer bireye öncelikle kimlik ve statü kazandırıyor. Kariyer bireylere yaşamında odak noktası oluşturuyor. Kariyerin aynı zamanda sosyal de bir anlamı oluyor. Yani öğrenciler mezun olduktan sonra maddi gereksinimlerini karşılaması açısından da çok önemli bir kavram. Aynı zamanda iş tatmini de sağlıyor öğrencilerimize ve mezunlarımıza. Kariyer kısaca bütün yaşamda süreç olarak tanımladıktan sonra kişiliğin gelişmesinde de çok önemli bir rolü var. Şunu biraz daha açarsak kariyer kavramını, kişinin kendini tanıması, gözlemlemesi, başka insanları incelemekten aslında daha zor. Yani insanın kendisini bireysel olarak tanımlaması daha zor. Zaten kariyer kavramı da burada devreye giriyor. Bu yüzden kendi analizini insanların, yani sadece öğrenci de demeyelim, lisede, üniversitede yüksek lisans, doktora yapan lisans, ön lisans programlarında, hatta mezun ve hiçbir şekilde eğitim camiasında bulunmayan kişiler açısından önemli. Ve bu kişiler meslek hayatına bir şekilde iş hayatına geçtikten sonra geçirecekleri zaman dilimi açısından da kariyer kavramı önem arz ediyor. Kariyer, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri sunacak birimler de bu noktada önem arz ediyor haliyle. Kariyer planlama çalışmaları aslında Avrupa'da, özellikle Amerika'da da çok yaygın. Özellikle kariyer koçları, eğitim koçları, iş koçları çok devreye giriyor bu anlamda. Ülkemizde de 2013 yılı itibariyle tüm üniversitelerde YÖK'te yapılan bir toplantı gereği YÖK Başkanı Gökhan Çetin Sayar Bey bu anlamda bir toplantı yapıldı ve orada da kariyer merkezlerin 2013 önemi mi? 2013 yılında 12 Haziran'da bir toplantı yapıldı ve bu toplantıda tüm üniversitelere kariyer merkezlerinin kurulması kararı alındı. Bu kapsamda Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Dicle Üniversiteli öğrencilerimize özellikle aynı zamanda lisede okuyan, ilk öğretimde öğrenim gören, yüksek lisans doktora yapan bütün kişilere bu konuda yardımcı oluyor haliyle. Kapınız herkese açık. Kesinlikle. Sadece üniversite öğrencilerine de değil. Değil, aynen. Ailelerimize yönelik, öğrencilerimize yönelik, mezunlarımıza yönelik de çeşitli mesleki eğitim faaliyetleri, aynı zamanda iş kur ortaklığında da UMAN projeleriyle de bunlar devam ediyor. Evet, onlara yine değineceğiz ama öncelikle burada izleyicilerimiz merak ediyordur mutlaka. Bir danışan, bir öğrenci, bir kişi, bir birey size ilk geldiğinde nasıl bir süreçten geçiyor? Yani neyle karşılaşıyor kesinlikle ilk geldiği zaman? Onunla ilgili de birkaç dokümanım da var, yanımda getirdim. Kariyer Planlama Uygulama Araştırma Merkezi'ne gelen bir kişiye kariyer planlama yapma sürecine girmeden önce ilk önce kariyer mülakat formu dolduruyoruz. Bu formu da izleyicilerimize göstermek istiyorum. Burada kariyer mülakat formunda özellikle kişinin kimlik bilgileri, kişisel şahsi bilgileri, okuduğu bölümler, mezuniyet dereceleri, mezuniyet sonrası planlarını işleyen bir form var burada. Bu formu öğrencilerimize dolduruyoruz. Ondan sonra kariyer planlama süreçleri devam ediyor. Bu formu doldurduktan sonra kişinin genel bir eğitim bilgilerini aldıktan sonra kariyer analizi dediğimiz, onu da izleyicilerimize göstereyim. Burada kariyer analizi dediğimiz bir formumuz daha var. Bu formu da öğrencilere doldurduktan sonra kişinin kariyer planlamasını, kariyer yolunu belirlemeye çalışıyoruz. Yani şu anda ben kimim sorusunu, ileride neler yapmak istiyorum, neler yaptım sorularını burada soruyoruz ve kişinin kariyer planlamasını yapmaya çalışıyoruz ona göre. Peki Latif Bey'e de dönelim biraz. Yani öğrencilere ne tür etkinlikler yapıyorsunuz? Bu da aslında bu soruyu kapsayan bir soruyla yine. İlk geldiğinde tabii formları dolduruyorsunuz ama bunun dışında yaptığınız etkinlikler nelerdir? Aslında bizim kariyer merkezimizin daha bundan 3 yıl öncesinde bir proje kapsamında kuruldu. Avrupa Birliği projede hibelendirme programı çerçevesinde kuruldu.
Tabii bu ileriki günlerde proje kapsamında yapmış olduğumuz faaliyetlerin, üniversite ortamında yapmış olduğumuz faaliyetlerin, STK'larla olan işbirliğimizin faydalarının ön plana çıkmasıyla üniversitenin ve YÖK tarafından Uğur Hocam'ın dediği gibi faydalı birer merkez haline geldikten sonra bunları resmi birim haline getirilmesi kararlaştırıldı. Şu anda da bizim kariyer merkezinin proje kapsamında yapmış olduğumuz tüm faaliyetler öğrenciler tarafından hem takdir edilmekte hem de onların kişisel gelişimlerine, onların sosyal aktivitelerine daha çok daha da önemlisi onların kendi aktiviteleriniz de var anladığım tabii, tabii. Kadarıyla. Çok renkli faaliyetlerimiz var çünkü bizim orada kariyer merkezimiz ayrıca proje ofisi de gençlik projeleri yapmaktayız. Ulusal Ajans tarafından finanse edilen Avrupa Birliği projeleri. Üniversite öğrencisi kariyer merkezimizin kapısını aradıktan sonra ilk adımıyla birlikte birçok faaliyetle karşı karşıya geliyor. Yani hiç görmediği, bilmediği bir birime geliyor. Genellikle öğrenciler geldiği zaman hocam biz burayı bilmiyorduk, yeni gördük, artık sürekli geleceğiz diye böyle renkli bir dünyayla karşılaşılıyor. Çok renkli bir dünyayla karşılaşılıyor. Devreye girmek istiyorum aslında. Kariyer Planlama Merkezi'nin faaliyetlerinden devam ediyoruz. Öncelik verdiğimiz, önem verdiğimiz şeylerden biri bireysel ve grup görüşmeleri. Burada merkezin temel amaçlarından biri de bu. Yani gelen kişilere bu formları doldurduktan sonra onların kariyer planlamalarını yavaş yavaş yapmaya başlıyoruz. Kişi artık meslek hayatıyla, iş hayatıyla ilgili tüm kavramları öğrendikten sonra meslek hayatına, iş hayatına geçmeden önce kendini geliştirmiş, CV'sini hazırlamış ve özel sektör olsun, kamu sektörü olsun bu sektörlere geçerken kendini bireysel olarak geliştirmiş oluyor. Bireysel ve grup görüşmeleriyle. Aynı zamanda merkezimiz çeşitli etkinliklerle öğrenci ve mezunların yanı sıra lise mezunu gençlerin de iş hayatıyla sürekli iletişim halinde kalmasını sağlıyor ve bu şekilde bilinçli hareket etmeyi aslında burada anlatmaya çalışıyoruz. Yani kariyer planlamanın bir farkındalık süreci, evet, oluşturmaya ve çevresinin farkındalığı varmasıyla. Kesinlikle öyle. Bilinçli bir süreç geliştirmeni sağlıyoruz. Bunları da bireysel ve grup görüşmeleriyle başvuran kişilerle kendini tanımaları, beceri ve yeterliklerinin farkına varmaları, bu şekilde kariyer planlamalarını yapmalarını sağlıyoruz. Aslında kariyer merkezimizin sadece bireysel ve grup görüşmelerinden ziyade bunlar ön aşama. Bundan sonra üniversitedeki ve diğer eğitim kurumlarındaki öğrencilerimize bizzat onların yanına gidip bireysel görüşmeler yanında teknik geziler, şirket gezileri de planlıyoruz. Bunlar da öğrencilerin meslek hayatına geçmeden önce çalışacakları kurumları fark etmesi ve yapacakları meslekleri ve işleri öğrenmeleri açısından önemli oluyor. Ben Latif Bey'e biraz devreye girdim ama. önemli zaten merak ettiğimiz konular. İkiniz de zaten aynı uzmanlığa sahipsiniz. Peki dışarıdaki yani dünyadaki diğer kariyer merkezleriyle dışarıda da bu uygulamalar var değil mi? Kesinlikle. Bunlarla kıyasladığımızda bizdeki kariyer merkezlerinde nasıl benzerlikleri ya da farklılıkları var? Bunları da biraz. Bunu da şu şekilde anlatayım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde kariyer planlama hizmetleri çok üst düzey şekilde işliyor. Yani iş ve meslek danışmanları, kariyer koçları, eğitim koçları, iş koçları tamamen bu noktada öğrencilere, mezunlara yönelik çok çeşitli faaliyetleri var. Bunların model olarak ülkemizde de uyarlanmasıyla beraber diğer 178 tane ülkemizde bulunan şu an halihazırdaki 178 tane üniversitemizde de şu an bizim araştırmalarımıza göre şu an 178 üniversitede 54 tane kariyer planlama uygulama araştırma merkezi var. Bunlar yavaş yavaş YÖK'teki yapılan bu toplantıyla beraber artmakta. Yani 178 üniversitede 54 tane var ve bu da %30'una tekabül ediyor. Yani ülkemizdeki üniversitelerde üniversitelerin %30'unda kariyer merkezleri var ve yavaş yavaş giderek artıyor. Yine kariyer merkezleri üniversitelerde az evvel de arz ettiğim gibi öğrenci odaklı, mezun odaklı ve çalışanlara yönelik istihdam faaliyetleri odaklı çalışıyor. Avrupa'da ve diğer ülkelerdeki çalışmaların prototipleri ve aynılarını da biz de uygulamaya başladık. Ve Dil Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama Araştırma Merkezi de bu noktada hem Dicle'li gençlere hem de
bölgemizdeki ama dışarıdan tüm, da evet, destek almak isteyenlere yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bizim merkezimiz açıldıktan beri 3 yıldır faaliyetlerimizi yapmaktayız. Bunun yanında yaptığımız faaliyetleri dışarıdan, diğer illerden de gören kişiler bize talepleri oluyor. Yani kariyer planlama noktasında bizden yardım almak istiyorlar ve bizim modellerimizi, kariyer merkezi modelini kendi üniversitelerinde de uygulamaya çalışıyorlar. Bu da çok güzel kesinlikle bir izlenim. Evet. Peki bir ayağı kendi tanıma dedik aslında. Evet. Gelen öğrencinin ya da bireyin kendi tanıması çok önemli. Biz daha önceki haftalarda da iş ve meslek danışmanı arkadaşlarımızla buna değinmiştik. Evet. Ama yine hani bir Latif hocamdan biraz evet, Uğur hocamdan artık biraz daha kendi tanımayla ilgili neler öneriyorsunuz öğrencilere ya da nasıl bir uygulama yapıyorsunuz, nasıl tanıyorsunuz? Aslında Uğur hocamın anlattığı kariyer planlama süreci çok önemli bir süreç ve çok zor bir süreç. Yani bireyin kendi başına tek başına yani bir defa da bir görüşmeden sonra planlanabilecek bir durum değil. Tabii kesin ki değil. Hatta hayatının ileriki günlerinde bile, ileriki yıllarında bile belki kariyer planlama sürecinden tam anlamda bahsedemeyebiliriz de. Bu konuda kendini tanıma, kariyer planlama sürecinin ilk noktasını oluşturuyor. Yani adım attığı ilk adım kendini tanıma. Birey kendini tanımadan kariyer planlamasını yapması biraz abest olur. Hani ne yaptığını yani yeterli bilmiyor de olmaz. Mutlaka kendi tanıması gerekiyor. Tabii ama ki. Hani bu süreçte hani yeteneklerini mi tanıyor yoksa daha çok ilgilendiği alanlara mı siz yönlendirme yapıyorsunuz? Önem verdiğiniz şey nedir? Kendi tanımayla ilgili ben Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Hepimizin bildiği. İnsanın kendi tanımasıyla ilgili yapılmış olan birçok bilimsel araştırma yapılmaktadır. Maslow'un bu hiyerarşi sisteminde bu yaklaşıma göre insanların motivasyonunda ihtiyaçların rolü büyük önem arz etmektedir. Yani kişi ihtiyacı var ise motive olmaktadır. Ve bu motive kanalıyla kendini motive eder, bir üst basamaya geçmek için harekete geçer. Yani o ilk adımı dedik ya, kendini tanımayla başlar. İşte biz eğer öncelikle kendimizi ihtiyaçları mı? Tabii, öncelikle ihtiyaçlar. Bunun için insanın ihtiyaçları, kişi kendini hiyerarşinin hangi basamağında olduğunu bilmesi gerekiyor. Tabii önce bunun ihtiyaçlarını tabii, da tanımlayabilmesi evet, gerekiyor değil mi? Zaten belirttiğim gibi kişiye sorulan sorularda şu an ben kimim sorusu çok önem arz ediyor. Bunları kişi bizim formumuzu doldurduktan sonra neler yaptığını, şu ana kadar kendini tanımladıktan sonra neler yaptığını ve gelecekte ben neredeyim sorusunu soruyoruz. Yani nerede olmak istediği çok önemli. İhtiyaçlarını ona göre belirlemeye çalışıyoruz. Gelecekte ben neredeyim? Kariyer yolculuğunda da nelere gereksinimim var? Bu soruları yöneltiyoruz. Yani buradaki formumuzu doldurduktan sonra kişinin kariyer planlamasını yavaş yavaş oluşturmaya başlıyoruz. Ve kişi geldiğinde ben birinci sınıfa geldiğinde zaten bir oryantasyon süreci geçiriyor. Kariyer merkezimizle beraber üniversiteye ısınma ve oryantasyon süreci geçiriyor. Ondan sonra merkezimize geldikten sonra kendisine mülakat formu ve kariyer analizi formlarını doldurduktan sonra kariyer yolculuğunda nelere gereksinim olduğunu ondan alıyoruz. Ve bu formu doldurduktan sonra ve sırayla şu an var olan kaynaklarım nelerdir sorularını iletmeye çalışıyoruz. Güçlü olan ve güçlü olmayan yönlerini belirlemeye çalışıyoruz. Ve meslek de sizin de bildiğiniz gibi bir defa sevgiyle yapılacak bir iştir yani. Sevgi olmadan, o mesleğe ısınmadan o meslek yapılamıyor. Bu Konfüçyüs'ün bu konuda bir tanımlaması vardı. Yani bir saat mutlu olmak istiyorsanız balık tutmaya gidin. Bir gün mutlu olmak istiyorsanız güzel nasıl anlatayım güzel onu? Bir şeylerle uğraşın. Evet, güzel bir şeylerle uğraşın. Balık tutmaya gidin de. Evet. Ve eğer tüm hayatınız boyunca mutlu olmak istiyorsanız güzel bir mesleğe sahip olun. Bu güzel olan da bu felsefe için güzel olan. Evet, bu felsefe evet, çok önemli oluyor aslında. Yani sevdiği, becerebileceği, elinden geldiğince yapabileceği o işe, o mesleğe odaklamaya çalışıyoruz. Burada da dediğim gibi kariyer analizi formlarıyla onlara destek olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Ben de bu konuda katılıyorum söylediklerinize. Yeteneği, ilgisi, evet, becerileri,
belki değerleri, değerli, işte hayata bakış açısı, bunlar çok önemli. Bunlar bir bütün. Ama bence de yani hem mesleki olarak hem kişisel olarak düşüncem tamamıyla ilk bakılması gereken ilgi. İlgilendiği alan nedir? İstediği şey nedir? Kesinlikle. Buna bakılır. Tabii bu tek başına bireyle olmuyor. Aileler bir üniversite seçiminde, lisede belki alan seçiminde tüm aile oturup konuşuyor bunu. Ailelerin de çok önemli rolü var. Yani ailenin isteği de burada önemli ama siz ailelere yönelik böyle bir çalışmanız var mı? Seminer ya da bilgilendirici çalışmalarınız? Kesinlikle. Geçen haftalarda da kişisel gelişim seminerlerimiz olmuştu. Öğrencilerimiz katıldı. Çok yoğun katılımlar oldu. Hem ailelere hem de öğrencilere yönelik kişisel gelişim seminerleri planlıyoruz. Bu seminerlerle öğrencilerimizin hem bireysel kişisel gelişimlerini hem de ailelerin bu konuda farkındalıklarını ve duyarlılıklarını da geliştirme adına kişisel gelişim seminerleriyle yoğun bir çalışma programları oluyor. Bu noktada burada ailelere de ulaşabiliyorsunuz. Kesinlikle ailelere de bu noktada programlarımız, mesleki eğitim faaliyetlerimiz mevcuttur. Bu kapsamlı çalışmaların hepsini aslında bizzat gelip görmek gerekiyor. Yani bizzat merkezimize, Dicle Üniversitesi Kariyer Merkezimize gelip bizzat bireysel başvuruyla ilk önce zaten kişilerin kaydını alıyoruz. Yapılacak faaliyetleri tabii burada formlarımızı doldurduktan sonra, kişiyi tanıdıktan sonra yapılacak faaliyetleri hem sosyal medya sayfalarımız var, Facebook ve Twitter sayfalarımız, hem de web sayfamızdan duyuruyoruz. Yani ileriki günlerde hangi faaliyeti yapacağımızı bizzat mail yoluyla ve Facebook ve Twitter yoluyla web sayfamızda onlara duyuruyoruz. Onların da haberleri oluyor ve bizzat merkezimize gelip başvuru yapabiliyorlar. Yani bir anne, bir baba çocuğunu alıp sizin yanınıza değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Gelip birlikte de danışmanlık alabilir aslında. Bireysel kariyer planlama danışmanlığı alabilirler kesinlikle. Üniversite öğrencisi olması da gerekmiyor. Öncesinde de tamam. Kesinlikle. Bütün aileleri de çağırdı da bulunalım buradan. Evet, buradan davet ediyoruz. Danışmanlık mutlaka hizmeti sunabiliyorsunuz. Kesinlikle. Peki o zaman VTR'miz de aslında kısa kısa verildi ama VTR'mize girelim tam olarak. VTR'den sonra zaten iş başvurusu ile ilgili daha çok. İşe başvuruda nelere dikkat edilmesi gerekiyor? CV oluştururken nelere meslek dikkat hayatına ediyoruz? Meslek hayatına geçişte nelerin gerekli olduğunu bunlara da anlatalım. Bunlara biraz değinelim ama önce VTR'mizi izleyelim. Becerilerinizi, güçlü ve zayıf yönlerinizi keşfederek çalıştığınız örgüt içindeki ve dışındaki fırsatları görüp değerlendirdiniz. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmanızı sağlayacak faaliyetlerin adım adım planlanması demektir. Dicle Üniversitesi AB Projesi Ofisi tarafından hazırlanan insan kaynaklarının geliştirilmesi, operasyonel programı, genç istihdamının desteklenmesi gibi programın kapsamında kabul edilen, gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesi isimli projeyle kurulan Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kariyerinizi birlikte planlamak için sizleri davet ediyoruz. Ve 45 kişilik 2 adet seminer salonu, 1 adet 15 kişilik bilgisayar laboratuvarı, 1 adet bilgi işlem odası, 2 adet koordinatör yardımcıları odası ve 1 adet toplantı odasından oluşan merkezimiz, öğrencilerin eğitimleri sırasında bireysel kariyerlerinin planlanmasında ve mezuniyet sonrası geleceklerinin yapılandırılmasında destek sağlamaktadır. Öğrencilere iş dünyası hakkında bilgiler vererek onları hedefleri doğrultusunda sevecekleri bilgi ve yeteneklerini kullanarak kendilerini geliştirebilecekleri alanlara yönlendirmektedir. Merkez
Merkezimiz, öğrencilerin uluslararası düzeyde firma ve kurumların talep ettiği özelliklere sahip olma ve yaşamlarında fark yaratacak nitelikler kazanmaları için çeşitli çalışmalar yürütmekte, etkinlikler düzenlemekte, eğitimler vermektedir. Kariyer fuarı, şirket gezileri, kişisel gelişim seminerleri, kariyer sohbetleri, firma tanıtım toplantıları, CV ve mülakat teknikleri gibi daha birçok etkinlikler düzenlemektedir. Kariyer Merkezi'nin gerçekleştirdiği kariyer fuarına sektöründe önde gelen birçok kurum ve kuruluş katılmaktadır. 3000'in üzerinde öğrencinin ziyaret ettiği fuar, öğrencilerimizin iş dünyasını yakından tanıyarak iş ve staj olanakları hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktadır. İş alanları tanıtım günlerinin amacı, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın farklı iş alanları hakkında kapsamlı bilgi edinmelerini sağlamak ve yönelecekleri iş alanını seçerken doğru karar vermelerine yardımcı olmaktır. Kişisel gelişim günlerinin amacı, öğrencilerimizin akademik anlamda donanım kazanmalarını sağlarken sosyal donanımlarını da zenginleştirmelerine yardımcı olmaktır. Merkezimiz gerçekleştirdiği kariyer günleri kapsamında firma tanıtım toplantıları düzenleyerek kurum ve kuruluşların mezun ve mezun adaylarına doğrudan ulaşmalarını sağlamaktadır. Kariyer günleri kapsamında kariyer fuarı ve firma tanıtım toplantılarına katılan kuruluşlara arzu ettikleri takdirde kampüs içerisinde öğrencilerle mülakat yapma olanağı sağlanmaktadır. Bireysel danışmanlık ve deneme mülakatları merkezimiz tarafından verilen diğer hizmetlerdendir. Bu hizmetler için randevu alınması gerekmektedir. Rekabetin çok yoğun olarak yaşandığı iş dünyasına adım atarken mezun adaylarımızın kendilerini en etkin şekilde tanımalarına yardımcı olmak amacıyla etkili özgeçmiş yazmaları ve başarılı mülakat geçirmeleri için yol gösterici çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda özgeçmiş veri tabanı üniversitemiz öğrenci ve mezunlarını iş dünyasıyla buluşturmayı hedeflemektedir. Kurum ve kuruluşların iş ve staj ilanları ücretsiz olarak öğrenci ve mezunlarımıza duyurulmaktadır. Öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Yapılan bu etkinliklerden faydalanabilmeniz, bireysel danışmanlık alabilmeniz ve en önemlisi geleceğinizin daha net olabilmesi için gelin kariyer merkezinde kariyerinizi beraber planlayalım. Veterimiz ardından tekrar devam ediyor sevgili izleyiciler. Kariyer merkezinin de ekranlarda gördüğünüz gibi gayet sıcak, hoş, güzel bir ortam var. Ben de defalarca gittim. Gayet de güzel karşılanıyorsunuz. Bu yüzden en azından kendiniz için, çocuğunuz için gitmenizi öneriyorum. Şimdi biraz tabii iş başvurularına geçmeden önce yine kariyer merkezine hazır değinmişken kariyer merkezinin etkinliklerini, faaliyetlerini, projeleri biraz daha açmak istiyorum. Tekrar ama hatırlatalım, mailimizden bize izleyicilerimiz sorularını yönlendirebilirler ve isteinsan@gmail.com adresinden sorularınızı yönlendirirseniz uzman konuklarımızla burada birlikte elimizden geldiği kadar cevaplandırmaya çalışacağız. Evet. Öncelikle kariyer kavramını, kariyer planlama süreçlerini anlattık sizlere. Bundan sonra kariyer merkezimizin faaliyetlerine geçmek istiyorum ben. Öncelikle öğrencilerimize, mezunlarımıza yönelik teknik geziler, şirket gezileri planlıyoruz. İş yerlerine yapılan bu geziler ile hem öğrencilerimiz iş hayatlarını ve çalışacakları meslek ortamlarını görmüş oluyorlar. Bu kapsamda teknik gezilerimizi bütün fakültelerdeki öğrencilere yapıyoruz. Yani veterinerlik fakültesinden ziraat fakültesine, mühendislik ve mimarlık fakültesinden fen ve edebiyat fakültelerine kadar onların mezun olduktan sonra çalışacakları özel sektör ve kamu sektörlerine yönelik çalışmalarımızı ve teknik gezilerimizi planlıyoruz. Bunun yanında her yıl düzenli olarak yaptığımız kariyer fuarlarımız var.
Burada neler oluyor? Bu etkinliklerin asıl amacı hem şirket ve hem kurumları bir araya getirip çalışanların da beraberinde öğrencilerle buluşmasını sağlamak ve sektörlerin de öğrencilere tanıtılmasını sağlamak bu fuarlarda. Bu yıl geçen hafta olan fuardan bahsediyoruz. Kesinlikle. İşkur ortaklığında yaptığımız. Buradan da anonsunu yapmıştık aslında. Evet. Bu fuarlarda, bu fuarların önemi çok büyük çünkü gelen şirketler geçen hafta yapılan fuarda istihdam girişimcilik ve kariyer fuarında 40 kadar şirket geldi ve öğrenciler bizzat kongre merkezinde yapılan bu fuara katıldılar ve buradaki şirketleri tanıma ve iş başvuruları da aldı şirketler aynı zamanda. CV'lerini bıraktılar. Part time ve full time çalışma olanaklarını aynı zamanda okurken staj yapma imkanlarını orada bizzat iş başvurularıyla bu imkanları gördüler. Yine merkezimizin faaliyetlerinden önemli gördüğümüz yurt dışı eğitim fuarları var. Burada yurt dışı eğitim danışmanlık yapan sektörleri bizzat kariyer merkezi olarak üniversitemize çağırıp burada yurt dışında lisans, yüksek lisans hatta ön lisans ve doktora imkanlarını da öğrenciler bizzat bu fuara katılan şirketlerle bizzat bireysel görüşmeler yapıp yurt dışında eğitim olanaklarını da görmüş oluyorlar. Evet, böyle söyleyince evet. Sanki yurt dışında bir fuar oluyor gibi bir algı evet, oluştu bende ama evet. Fuar burada oluyor. Fuar, yurt dışı eğitim hakkında bilgilendirmeye amaçlı. Kesinlikle amaçlı. Üniversitemiz kongre merkezinde yurt dışı eğitim fuarı oluyor. Yurt dışında eğitimle ilgili bütün imkanları sağlayan şirketleri bizzat üniversitemize çağırıyoruz ve orada öğrenciler ben acaba yüksek lisansımı ya da doktoramı yurt dışında yapabilir miyim? Hatta lise öğrencileri de geliyor. Ben acaba yurt dışında üniversite lisans eğitimi alabilir miyim gibi soruları orada bizzat buluyorlar. Bu da yılda bir defa olan bir fuar. Tabii her yıl bir kez bunu da düzenliyoruz. Onu da kaçırdı mı izleyicilerimiz? Aslında bundan sonra da devam edecek. Yaza doğru tekrar yapılacak bu fuarlara katılabilirler. Bizzat fuarımızda yurt dışı imkanlarını da görebilirler. Yine aynı zamanda çok önem verdiğimiz özellikle lisans programlarında okuyan üniversiteli öğrencilerimize akademisyenlik okulu ve öğretmenlik okulu programları düzenliyoruz. Bunlardaki amaç 3. ve 4. sınıfta olan aynı zamanda akademisyenlik düşünen kişiler bizzat akademisyen hocalarımız ve bizim merkezimizde de uzmanlarımızla beraber akademisyenlik nedir? Niçin akademisyen olmalıyız ya da akademisyenlik düşünüyorum ama hangi sınavlara girmem gerekiyor? Örneğin ALES, YDS sınavları var. Bütün evet. Süreçleri bu programlarla tek tek fakültelere gidip bütün fakültelerimizde akademisyenlik okulu programlarıyla 3. ve 4. sınıftan itibaren artık meslek iş hayatına doğru gidilen bu süreçte onlara akademisyenlik düşünen öğrencilerimize de bu çalışmalarımızı düzenliyoruz. Çok güzel bir süreç aslında evet. Ama acaba bütün öğrencilerin de bunun hakkında bilgisi var mı? Bütün öğrenciler haberdarlar ya da bunu evet. Nasıl bu iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Aslında süreç şu şekilde oluyor. Biz her yapılan faaliyeti akademisyenlik okulu, öğretmenlik okulu olsun, diğer teknik geziler, kariyer fuarları olsun bütün bu yapılan çalışmaları öncelikle üniversitemiz ana sayfasında duyuru şeklinde paylaşıyoruz. Bu da yetmiyor. Aynı zamanda mail programlarımızla bizzat mail adreslerini öğrenciler kayıt aldığımız öğrencilerin mail sayfalarını atıyoruz. Bu da yetmiyor aslında. Öğrencilerimize tam duyurmak için mümkün olduğunca ulaşmak için olduğunca aynen sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter gibi kullanan öğrencilerimize buradan da duyurularını ayrıca bir temsilcileriniz var bildiğim kadarıyla. Kesinlikle onunla da değinmek gerekiyor. Aslında merkezimiz iki çalışanıyla burada Latif Bey ile ben kariyer merkezinde çalışıyoruz. Sadece iki kişi de yetmiyor orada çünkü çok faaliyet var ve öğrencilerden gelen talepler de var. Bu talepleri de karşılama noktasında biz yeterince belki orada hazır bulunamasak da fakültelerde bulunan fakülte temsilcisi, kariyer temsilcileriyle beraber bu süreçleri organize ediyoruz. Örneğin Ziraat Fakültesi'nin, bizim üniversitemiz çok büyük bir üniversite, bayağı bir geniş alana sahip ve özellikle fakültelerimiz arasındaki iletişim de kopmaması açısından yapılacak faaliyetlerimizi duyurma adına her fakültede hatta her bölümde birkaç tane fakülte temsilcisi belirliyoruz.
Bunları da belirlerken öğrencinin girişimciliğine, bu faaliyetlere katılımına bakarak, özellikle CV'lerine de bakarak bunları belirliyoruz ve yapılacak faaliyetleri ilk önce onlara duyuruyoruz. Onlar da kendi sınıfındaki okuyan diğer arkadaşlarına duyurup bütün çalışmaları organize ediyorlar. Ben projelerimizden de aslında bahsetmek istiyoruz kesinlikle. Biz kariyer planlama, uygulama ve araştırma merkezi olarak Avrupa Birliği'nin finanse ettiği bazı projeleri de gerçekleştiriyoruz. Özellikle gençleri ilgilendiren gençlik projeleri ve hayat boyu öğrenme projelerinde başvuru yapıyoruz. Burada özellikle geçen yıllarda Avrupa projeleri yapmıştık. Özellikle hobiniz olsun, fobiniz değil, yani sosyal fobiye yönelik bir projemiz olmuştu. Yurt dışı ortaklığında Norveç'te gerçekleştirilen bir projeydi. Bu projeyle bölgemizde ve üniversitemizde sosyal fobi rahatsızlığı çeken kişilere yönelik de. Bir diğer projemiz de şu an hali hazırda devam eden Gelecek Bugünden Başlar projesi. Bu da Avrupa Birliği'ne sunulan ve hibelendirilen bir proje. Bu projeyle gençlerimize yönelik kişisel gelişim seminerleri, akademisyenlik seminerleri, teknik geziler, aynı zamanda zaten merkezimizin de yaptığı faaliyetleri bu proje kapsamında da sunuyoruz ve gelen tüm katılımcılara katılım sertifikası da veriyoruz. Bu sertifikalarda öğrencilere özellikle burada CV ile ilgili de zaten konuşuruz. CV'lerine de koyma imkanı oluyor. Yani gelecekte işe başvurularında evet, öncelik bunlar verilebiliyor bu sertifikalar. Çok kullanışlı oluyor kesinlikle. Zaten projelere katılan tüm bireylere Europass katılım sertifikaları veriyor. Bu Europass sertifikaları da özellikle Avrupa Birliği'nin akredite ettiği ve onlara CV'lerine koyacakları çok güzel aslında doneler. Yani mezun olduktan sonra bir iş yerine başvuruya giderken özellikle iş yeri sahibi CV'lerini istiyor öğrencilerden ve CV'lerine baktığında iş başvurularında dolu olmasını istersin hali hazırda. Bu açıdan da katılımcılarımızın verdiğimiz sertifikalar da çok önemli oluyor. Yine COSCEP ve SODES projelerimiz de mevcut. Yine kurumlarla yine hibelendirilen bazı projeler oluyor. Bu projelerle öğrencilerimize de yine destek sağlıyoruz ve yapılan bu bütün eğitimlerde yine onlara katılım belgeleri de veriyoruz. Aslında kariyer planlama süreçleri aynı zamanda kişilerin mesleki becerilerini de geliştirmeye yönelik. Bu açıdan da mesleki eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Burada öğrencilerimize fakülte, örneğin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyan öğrencilerimize yönelik bilgisayarlı muhasebe kursları, mühendislik fakültesinde okuyan öğrencilerimize, onların kullandığı AutoCAD programı eğitimleri, bilgisayar kullanımı eğitimleri, mesela örneğin hukuk fakültesindeki fakültesindeki öğrencilerimize de teknik geziden yanında yine eğitimler de veriyoruz. Örneğin onlar hakimlik ve savcılık sınavına hazırlanıyor. Bu kapsamda da onlara yönelik ileriki günlerde yine eğitimlerimiz olacak. 10 parmak klavye kursları açılacak. Yine ileriki günlerde bizi takip ederse öğrencilerimiz onlara yönelik eğitimleri kaçırmamış olurlar. Facebook, Twitter sayfasından ya da Dici Üniversitesi'nin sayfasından. Aynen, orada duyuruyoruz zaten. Duyurularınızı takip edebilirler. Kesinlikle. Geçen yıllarda da özellikle bu eğitimlerden konu açılmışken hızlı okuma ve diksiyon eğitimi de vermiştik. Bu eğitimlerle öğrenciler yine sertifikalarını, katılım sertifikalarını aldılar ve 2 gün boyunca hızlı okuma ve diksiyon eğitimi aldılar ve çok yoğun bir katılımda oldu. Bu çalışmalar çok da güzel. Şu an devam ediyor. Sadece işte kendi tanıma, mesleğe, işe yönlendirme değil, aynı zamanda bir artı getirme, yani bir şeyler katma. Okurken de üniversite eğitimleri sürecinde. Ayrıca bir eğitim de veriyorsunuz. Kesinlikle. Zaten başta belirttiğimiz gibi CV'lerini doldurma sürecinde de onlara yardımcı oluyoruz. Örneğin kişi mezun olduktan sonra bir şirkete, bir kuruma iş başvurusu yapmak için giderken biz CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimlerine veriyoruz. Ve orada bir simülasyon programıyla daha şirkete, mülakata gitmeden önce ilk önce kariyer merkezimizde de bu biz küçük çaplı bir mülakat programında onlara sunuyoruz. Oradaki mülakat sürecinde karşılaşacağı sorular, nasıl bir süreç olacak,
ve nasıl bir CV doldurmak nelerle gerekiyor? Nelerle karşılaşacak ya da ne yapması gerekiyor? Zaten bunlara değineceğiz. Evet. İş başvurularında aslında başta söylediğimiz işte dikkat etmemiz gereken şeyler ya da yine meslekte olduğu gibi bunda da yani kendimizi tanımamız, neyle ilgilendiğimizi bilmemiz. Bunlar çok önemli tabii değil mi kesinlikle. Hocam? Evet. Yani bunlara da yine biraz değinelim. Özellikle iş başvurularında öğrencilere nasıl bir desteğiniz oluyor? Nasıl, o süreç nasıl işliyor? Nasıl yardımcı oluyorsunuz? Yani genellikle öğrenci, üniversitede okuyan öğrenci profili. Biz bu bölümü araştırmadan geldik. Tercih yaptığımız ilk tercihimizde geldik, okuduk. Hocam şimdi ne yapacağız diye geliyor öğrenci. Bu konuda işte meslek seçimi artık geliyor. Yavaş yavaş öğrenci oradan mezun oluyor. Bir çıkmaza girmiş, bir boşluğa düşmüş. Hocam bize en kısa yoldan mesleğimizi ele almamız için ne tür planlar yapmamız gerekiyor, nasıl bir kariyer planlaması yapmamız gerekiyor diye böyle tercihlerimiz. Böyle geliyorlar. Evet. Bu şekilde geliyorlar. Aslında onların yapmış oldukları tercihler kendini tanımamaktan kaynaklanan bir sonuç. Kendini tanıma diyor mesela. Niçin kendini tanıma? Meslek seçiminde birey kendi mesleğini seçerken mesleğini araştırmıyor. Veya o iş dünyasını araştırmıyor. En önemlisi kendini araştırmıyor. Biz kendimizi öncelikle hangi iş olursa olsun, bu akademik iş kariyer olur, bu normal bir sanayi çalışanı aslında hayatın her alanında öncelik budur. Kendimizi tanımak. Evet, kendimizi tanımak. Bu aşamada kişi kendi analizini yapmalı. Cesur bir şekilde ben kimim onu kendisine bir kez sormalı ve kendi cevabını ne kendisi vermeli. Cesur bir şekilde yüzleşmeli kendisiyle. Bu konuda kişi kendi zayıf yönlerini, güçlü yönlerini belirleyip analizini yaparak fırsatları neler, dış dünyadan tehditleri neler bunları belirleyip sağlam bir şekilde kariyer planlama sürecine dahil olabilir. Bu konuda zaten siz destekliyorsunuz. Tabii. Zaten bu süreç dediğim gibi, özellikle değindiğimiz gibi zor bir süreçtir. Kişinin tek başına baş edebileceği bir süreç değildir. İlla ki uzman kişilerden, çevresindeki tecrübe edinmiş kişilerden faydalanması gerekiyor, tanışması gerekiyor. Bu konuda kişi kendi analizini yaptıktan sonra, biz bu analizi genellikle SWOT analizi deriz buna, firmalar için geçerli olan bir analiz. Kişide ise kişilik envanterini oluşturması gerekiyor. Ben kimim diye güçlü yanlarını, zayıf yönlerini ortaya koyduktan sonra sağlıklı bir analiz sürecinden geçer. Ondan sonra ben bu mesleğimi edinmek istiyorum ve bu iş dünyasında hareket ederek kendine uygun en uygun işi bulmaya gayret sağlıklı. Peki kendini tanıdığı kişi, işte birçok mesleki gezileriniz, ziyaretleriniz oluyor, meslekleri de tanıdı diyelim. Kararını verdi, başvuracağı iş de hazır ama işe başvururken neye dikkat etmesi gerekiyor? Özellikle bu konularda bilgilendirme ya da destek sunuyor musunuz? Tabii ki. Aslında bizim yaptığımız tamamen bu yönde yaptığımız etkinliklerden oluşuyor. Kişi geliyor, öğrenci mesela, hocam biz çalışamıyoruz, vaktimiz yok. Derslerimiz yoğun, sınavlarımız var. Ya part-time işte şey isteniyor bizden, talep ediliyor. Veyahut biz onlara sağlıklı bir şekilde önerdiğimiz, her öğrenciye önerdiğimiz kariyer merkezimizin yapmış olduğu tüm faaliyetlere katılın. Kendinizi geliştirmenin, tecrübe edinmenin farklı bir yolu yaparken çalışacaksın. Eğer imkanın yok ise bizim yaptığımız etkinliklere katılacaksın. Nedir bizim yaptığımız etkinlikler? Örneğin teknik geziler diyoruz. Bu teknik geziler başlı başına kişinin kariyer sürecinde etkili olan ana faktördür. Çünkü kişi yapmış olduğumuz firmalara, gezilere, STK'lara, orada iş dünyaları aslında tanıyor. Hangi mesleği kendine uygun, hangi mesleği... Birebir aklındaki meslekle yüzleşiyor orada aslında. Belki de hiç yapamayacağını, herkesin her mesleği yapamaz ya da her işte çalışamaz. Tabii ki. Belki orada hiç yapamayacağını anlayıp yönünü değiştirebiliyor. Burada aslında... Ya da tam tersi. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi iş dünyasına adım atarken birey kendini tanıma dedik, meslekleri tanıma ve o mesleğe uygun bir yol belirleme, kariyer planlama sürecine giriyor ve kişi iş dünyasına iş başvurusu için gittiğinde gitmeden önce dediğimiz gibi bize geliyorlar ve kariyer merkezinde onlara yönelik arkadaşımla belirttiği gibi SWOT analizleri, kariyer analizleri ve kariyer mülakatları yapıyoruz. Buradaki süreçlerde o iş yerini ilk önce zaten birey
iş yerine gitmeden önce onların web sayfası ya da kurumun tanımlamalarının olduğu sayfalarda zaten önceden bir ön bilgi veriyoruz onlara. Hangi iş yerine gitmek istiyorsun, nasıl bir süreç seni bekliyor, kamu kurumlarında ya da özel kurumlarda iş alım süreçleri nasıl olur, hatta beden dili, giyim kuşam, orada söylemek istediğin sözler, bunların hepsi önemli, önemli oluyor. Çünkü, kesinlikle. Evet. Genelde tabii kamu kurumuna alım belli, belirli evet, KPSS puanıyla puanlar kamu kurumuna gerekiyor, girebiliyorsun. Ama özel sektör öyle değil. Özel sektörde örneğin ben geldim bir danışan olarak bir iş yerine başvuru yapacağım. Burada dikkat etmem gereken işte CV oluşturmadan kıyafetime kadar birçok faktör rol en alıyor. En önemli şey burada kişi mutlaka CV'sini hazırlayarak gitmeli. Yani ben CV'mi hazırlamadan gidiyorum hocam. Acaba nasıl bir süreçle karşılayacağım derse o yanlış olur. Biz ilk önce diyoruz arkadaşım, ilk önce sen CV'ni hazırla. Bunu da biz sana yardımcı olacağız. Bizzat merkezimizde oturup beraber onun güzel bir CV'sini, bu CV formatı da Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun Europass CV formatı var. Bunu Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun Europass sayfasında da bulabilirler. Bu Avrupa'da ve Türkiye'de de çok geçerli olan bir CV formatı. Bu CV'yi güzel bir şekilde doldurduktan sonra zaten bizim yaptığımız eğitimlere de katıldıkları için verdiğimiz katılım sertifikalarını da CV'lerinde belirtiyorlar. CV'lerinde kişisel bilgilerini, iş tecrübelerini, evet, yeri gelmişken eğitim, ona da evet, ayrıntılı değinelim. Hani da, öncelik evet, olan açarak, nedir? Özgeçmişte, CV dediğimiz evet, özgeçmişte öncelik olan, dikkat edilmesi gereken nokta nedir? Açıklık çok önemli. Aslında CV'ye baktığımızda şöyle bir araştırma var. İş yerlerindeki iş alım süreçlerinde kişiler, yani iş alımını yapacak kişiler kesinlikle bir CV'ye en fazla 10-15 saniye bakıyorlar. Bu bir araştırma sonucudur. Bizim hazırladığımız CV'de yalın bir şekilde, açık bir şekilde hazırlıyoruz. Yani başvurulan kuruma gereksiz bilgiler de yazmaya gerek yok. İlk önce kişinin genel bir bilgisini yazıyoruz. Kişisel bilgilerini, ad, soyad, adres, telefon gibi kişisel bilgilerini. Sonra iş tecrübelerini. Şu ana kadar ben neler yaptım sorusuyla karşı karşıya kalıyor öğrenci. İş tecrübelerini de belirttikten sonra eğitim, öğretim durumu. Yani şu an hangi aşamadayım? Mezun muyum? Yani staj ya da part-time iş başvurularında mezun olmuyor biri. Yani şu an hali hazırda ben okuyorum. Bunu da yazmak onu gerekiyor. Evet. Mezun zaten eğer, formatı evet, var sizde. O formata kesinlikle göre, bu formata göre. Eğitim, eğer mezunsa kişi eğitim hayatında hangi liseyi, hangi üniversiteyi bitirdiğini, hangi bölüm bitirdiğini açık bir şekilde yazıyoruz. Burada önemli olan kişisel beceri ve yeterlilikler de var burada. Ben onlara da biraz değinmek istiyorum yani aslında. Kişinin kendisinde algıladığı kişisel becerileri evet, mi yazıyor? Kesinlikle. Kişisel beceri ve yeterliliklerini de yaşam boyu ve kariyer sürecinde elde ettiği bütün potansiyeli burada CV formatında yazıyoruz. Burada dil de çok önemli bir kavram oluyor. Ana dilini, diğer dillerini de buraya yazıyor. Okuma becerisini, yazma becerisini, sözel becerilerini. Ve en önemli gördüğüm şeylerden biri zaten bizim merkezimizin de sosyal kültürel çalışmaları var. Sosyal ve kültürel yeterliliklerinde buraya yazıyoruz. Hangi seminer programlarına katıldığını, sertifikalarıyla beraber, hangi tarihte, hangi program ismiyle katıldığını, bunların hepsini yazıyoruz. Örgütsel beceri ve yeterliliklerini de burada belirtiyoruz. Takım çalışma ruhu var mı kişinin? Proje odaklı düşünebiliyor mu? Ya da, bunların hepsini evet, burada belirliyoruz. İşveren neden onu tercih etmeli? Belki onunla ilgili. Kesinlikle işveren durumlar, bunlara niye bakıyor sorusu da dediğiniz gibi aslında çok önem arz ediyor. İşveren bir defa alacak kişiyi kendi işinde deneyimli ve tecrübeli olmasına bakıyor. Hatta bu noktada askerlik, lisans derecesi, hatta lisansı bitirdiği okul da devreye girebiliyor. Teknik beceri ve yeterlilikleri de bu konuda önemli. Örneğin bir bilgisayar kullanımı, bilgisayar üzerine bir program biliyorsa ya da bilgisayar Microsoft Office programlarını biliyor mu? Özel spesifik bir program biliyor mu? Örneğin bir mühendis, makine mühendisi, makine alanıyla ilgilenen bir şirkete başvurduğunda tabii ki çizim programlarını, AutoCAD, NetCAD, SolidWorks gibi bazı teknik programlar var. Bunları bilmesi gerekiyor. En azından diğer başvuranlara belki bir fark. Tabii CV'lerde zaten özellikle önemli, kurumsal şirketler CV'lere bakarken bir filtreleme, bir eleme usulü gidiyor. Burada özellikle dil bilgisi, mesleki yeterlik açısından teknik programlar,
bilmesi gerekiyor bu kişinin. Bunları da şirketler ya da kurumsal bazı firmalar mutlaka bunlara değiniyor ve biz bunlarla da yetinmiyoruz. Kişinin sanatsal beceri ve yeterliliklerini de CV'lerine koyuyoruz. Niye? Çünkü kişi ne kadar sosyal, ne kadar girişimcilik özelliğini gösteriyorsa orada şirketteki o iş veren de onu o şekilde değerlendirmek durumunda kalıyor. Tabii bu başvuracağı işe göre de değişebiliyor. Yani çok fazla da tabii özgeçmişi böyle allak bullak yapmanın da bir anlamı yok. Anlamı evet, yok. Kesinlikle. Dediğiniz gibi yani o hedef notları, evet, işverenin bakıp algılayacağı, direkt bakacağı hedef notları belirleyip onlara uygun göre olan, evet, onlara göre doldurup özgeçmişi ona göre sunmak yani, yararlı. Örneğin makine mühendisliğinden mezun olmuş bir kişi makine alanıyla gireceği bir şirkette yani zaten bilmesi gereken programları yazması gerekiyor ama yani çok fazla CV'ye de ben şu sosyal programa katıldım, şu kişisel gelişim programına katıldım gibi de yani doğru, kurumla ilgili olmayan kalabalık, evet, ilgili olmayan şeyleri de yazmamasını tavsiye ediyoruz. Belki de biz bir işveren olsak belki de direkt sıkılıp okumadan özgeçmişi dediğim gibi zaten CV'leri okuyan gerekiyor. İşveren zaten 10 saniye 15 saniyeden fazla da CV'lere bakmıyor. Evet. Zaten burada özgeçmiş demek yani bireyin kendi uzmanlık alanında yapmış olduğu faaliyetleri göstermek demektir. Yoksa tüm burada, geçmişimizi özgeçmişimizi yazmamızın şeyi yok yani burada. Doğru. Sade olması daha iyi oluyor. Çünkü firma, insan kaynakları yöneticisi, iş yardım uzmanları yani bir CV'nin az çok ne olduğunu anlarlar, bir bakışta anlarlar. Genel, sade bir formatta hazırlanması en mantıklısı bence. Ama yani bizim tabii çok fazla belki ülkemizde çok gelişen bir alan olmadığı için kariyer tabii ki yeni yeni gelişiyor ve özgeçmiş oluşturma da o şekilde. Belki çok yanlış bilinen bilgilere sahibiz, düşüncelere sahibiz. Bu konuda gelip sizden yardım almaları daha önemli diye düşünüyorum. Yani uzman olarak en azından birlikte doldurmaları biraz daha iş başvurusunda öne çıkabilmelerine yardımcı olacaktır. Bu noktada da tüm Dicle Üniversitesi'ndeki öğrencileri, liselerde okuyan, Diyarbakır'da lisede okuyan öğrencileri, hatta yüksek lisans ve doktora yapan bütün herkesi kariyer planlama uygulama araştırma merkezine aslında bekliyoruz. Orada bireysel danışmanlık olsun, diğer etkinliklerimiz, çalışmalarımız olsun. Bizzat onlarla ilgilenmek ve onların kariyerlerini de yol haritası oluşturmak çok önemli. Dediğiniz gibi, sizin arz ettiğiniz gibi sadece Dicle Üniversitesi'ndeki öğrenciler değil, diğer tüm eğitim camiasından da gelecek kişileri her zaman davet ediyoruz. Buradan da belirtmek istiyoruz. Evet. Ayrıca yani sadece tabii ki onu zaten belirttik. Sadece eğitim öğrenciler için değil. Diğer işe başvurmak, işini değiştirmek, memnun olmayan bireyler için de kesinlikle bu geçerli. İş kurunda hizmeti bu şekilde biliyorsunuz. Evet. İş ve meslek evet, danışmanları da aynı şekilde işini değiştirmek, yeni meslek edinmek isteyenleri, işinden memnun olmayanlara yönelik birçok danışmanlık kariyer değişikliği yapmak isteyen kişiler bu da önemli. Zaten bizim kurumumuzda bizzat bireysel danışmanlık alabiliyorlar. Şurada önemli gördüğüm bir şeyi de anlatmak istiyorum aslında. Latif Bey'in de değindiği gibi kendini tanıma noktasında bizim yaptığımız çalışmalarda kişiye sorduğumuz sorular orada önemli oluyor. Yani kişi bireysel kariyer planlamasını da bizim kurumumuza geldikten sonra kendi kendine de yapma becerisine de sahip olmaya başlıyor. Yani kendini nerede görmek istiyor? 1 yıl sonra, 3 yıl, 5 yıl ve hatta 10 yıl sonra kendimi nerede görmek istiyorum sorusunu da burada biz sorduğumuzda kişi hangi kurumda çalışmak istiyor, nasıl bir meslek hayatında olmak istiyor, bunları da belirliyoruz. Nasıl bir çevrede aynen, olmak hangi istiyor? Departmanda çalışmak istediğini de burada bizzat vurgulamak istiyoruz. Zaten önemli olan da kişiden yola çıkarak o sonuca tabii birey odaklı, sağlıklı birey olan, odaklı olmak daha önemli. Kesinlikle kişiden yola çıkarak o sonuca varmak. Evet. Latif Hocam da bahsettiği gibi gerçekten yani çoğu insan, çoğu öğrenci, çoğu birey de bunun farkında olmadan, kariyerini sağlıklı bir şekilde planlayamadan. Çünkü eskiden kariyer danışmanları yoktu. Diye bir kavram yoktu. Evet, yoktu böyle bir kavram. Hani mutlaka rehber öğretmenlerimiz yardımcı oluyordu zamanında ama buna ulaşabilen de sınırlıydı belki. Bu yüzden burada iş ya da meslek değiştirmenin rolü çok büyük.
Bu yüzden hani bunun içinde iş değiştirmek ya da meslek değiştirmek için de mutlaka ben izleyenlerimize öneriyorum. Yani ben şunu da araya girerek eklemek istiyorum. Bizim kariyer planlama merkezinde öğrencilerden aldığımız CV dataları var. Ve kişileri bizzat kaydediyoruz. Şu ana kadar üniversitemizde 18 bin, yaklaşık 18 bin kişiyle bizzat bireysel görüşmeler ve aynı zamanda etkinliklerle onların kariyerlerine dokunduk. Bunu da istatistik olarak vermek istiyorum. Çeşitli etkinliklerle yaklaşık 18 bin kişinin CV'si ve aynı zamanda da iletişim bilgilerini aldık ve ileride bizden kurumlar herhangi bir yani eleman ihtiyacı noktasında danıştıklarında burada kurumlar da eğer bizi izliyorsa bir CV havuzumuz var ve bizden bizzat merkezimizin web sayfası, Facebook ve Twitter sayfaları da var zaten. Oradan bizzat bize yazabilirler ve onlara yönelik kalifiye eleman ihtiyacının da İşkur'un da zaten bu noktada çok güzel çalışmaları var. Aynı biz de İşkur gibi kariyer merkezi olarak da onlara CV havuzumuzda kendi işlerine yönelik eleman ihtiyacını, kalifiye eleman ihtiyacını da belirleyebiliriz. Onlara da bu şekilde yönlendirme de yapabiliriz. Bunu da aktarmak önemli. Bunu da vurgulamak önemli. İşkur demişken bu arada hani çok zamanımız kalmadı ama kısaca İşkur'la olan bağlantınız, ne tür projelerde ortaklaşa çalışıyorsunuz? Bunlara da biraz değinelim. Ondan sonra zaten kapanışa geçelim. Çalışma ve iş kurumuyla beraber ortaklaşa genç istihdamının desteklenmesi ve girişimciliğin artırılması hibe programı kapsamında bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda girişimcilik okulu, kariyer koçluğu, aynı zamanda mesleki eğitim hizmetleri sunuldu Dicle Üniversitesi'ndeki öğrencilere. Bu kapsamda yapılan zaten kariyer planlama merkezi de İşkur ortaklığında gerçekleşti. Bunun yanında aynı zamanda kariyer merkezinde İşkur temas noktası da mevcut. Bunu da değinmek istiyorum. Kariyer merkezimizde biz önceden iki kişi Latif Bey ile beraber çalışıyorduk. Ve bizim merkezimizde aynı zamanda üç kişi olduk. Ve üçüncü kişi de her hafta değişerek gelen bir iş ve meslek danışmanlığıyla beraber kariyer merkezimizde öğrencilerimize, mezunlarımıza, hatta ilk öğretim, orta öğretim ve lise düzeyinde tüm öğrenci ve diğer arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşkur'dan gelen iş ve meslek danışmanlığı da merkezimizde İşkur işsizlik kaydı ve aynı zamanda kariyer danışmanlığı da süreçlerini bizimle beraber paylaşıyorlar ve yapıyorlar. Bu kapsamda da İşkur temas noktası olarak onu da en azından biraz reklamını yapmış olalım evet, burada. Kesinlikle. Çok fazla da, bilinmiyor. Kesinlikle. Kadarıyla. Onun da üniversitede duyurulma aşaması gerçekleşti. Yaklaşık 8 haftadır merkezimizde, kariyer planlama merkezinde bir her hafta değişen bir iş ve meslek danışmanı orada görevli. Bulunuyor. Hem İşkur kaydını alabiliyor hem de iş ve meslek danışmanlığı görevini yürütebiliyor. Evet, danışmanlık hizmetleri de vermekte. Kariyer merkezimizi son olarak şunu da aktardıktan sonra sözü size bırakayım. Kariyer merkezimizde öğrencilerimize yönelik bu faaliyetlerden yararlanmaları için mutlaka bireysel olarak da gelip başvurmalarını istiyoruz. Aynı zamanda eğer gelme durumu olmayan kişiler varsa web sayfamızda yine mail adresimiz de mevcut. CV'lerini de bizzat mail yoluyla da atabilirler, gönderebilirler bize. Ve onlara yönelik örneğin şöyle bir örnek vereyim. Diğer illerden de bize bizzat iş başvurusu oluyor. Biz sadece Diyarbakır'da istihdam, staj, part-time ve full-time iş olanaklarıyla uğraşmıyoruz. Aynı zamanda ülke genelinde aynı bu iş arama sitelerinde olduğu gibi bu görevi de üstleniyoruz. Örneğin Diyarbakır'da okuyan ya da mezun olan bir kişi üniversiteden ya da liseden ya da yüksek lisans doktora yapan bir kişi başka bir ilde çalışmak istiyorsa bu noktada onlara yardımcı oluyoruz. Bize aynı zamanda kariyer merkeziyle ortaklaşa bazı şirketlerle yani şirket havuzumuz da var bizim. Yani şirketlere yönelik kalifiye eleman ihtiyacını da bu noktada karşılıyoruz. Eğer gelme imkanı olmayan kişiler varsa bizzat mail yoluyla da CV'lerini gönderebilirler ve bizle temasa geçebilirler.
Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Için. Çok sağ olun. Umarım yararlı olmuştur. Ama bunun son olarak söylemek istedikleriniz varsa alabilirim. Ben bir hususta bir nokta değinmek istiyorum burada. Üniversite öğrencilerinin genellikle kariyer süreciyle ilgili bilmedikleri şeyleri mümkün mertebe daha ilk yıllarda birinci sınıftayken, ikinci sınıftayken geç kalmadan bizlere danışıp nasıl bir kariyer planlama sürecine dahil olmaları gerektiğini özellikle ilk yıllarda yapılması gerekir. Ondan hani son sınıfa geçtikten sonra hocam ben ne yapacağım, ben ne edeceğim deyince gerçekten de biz onunla çok uğraşıyoruz. Biz çok uğraşıyoruz. Evet. O yüzden özellikle üniversite öğrencilerinde ilk sınıflarda yoğun olarak gelmelerini söyleyebiliriz. Evet. Yoksa 4. sınıfta gerçekten de yapacak bir şey kalmıyor artık. Çünkü mezun olduktan sonra varsa kamu personeli sınavına hazırlık varsa yoksa artık farklı alanlarda çalışma zorunluluğu. Yani biraz daha seçenekler azalıyor aslında. Yapmadığı, sevmediği iş alanlarına, iş dünyasına girmeye kendini zorunlu hissediyor bu şekilde. Peki Uğur Hocam, söylemek istediğiniz? Biz de Latif Bey'in de değindiği gibi kurumumuza mutlaka bekliyoruz. Öğrenci ve mezun arkadaşlarımızı kariyer merkezinde onlara yönelik tüm kariyer planlama hizmetlerini, eğitim konusunda bütün desteği sağlamaya hazırız. Ben de bu şekilde anlattıktan sonra Dicle Üniversitesi adına ve Kariyer Planlama Araştırma Uygulama Merkezi adına bu programı bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum ayrıca. Çok sağ olun diyorum. Peki, ben teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Evet sevgili seyirciler, bugün ismi biraz uzun olduğu için kısaltarak söylüyorum. Dicle Üniversitesi Kariyer Merkezi'nden uzman konuklarımız oldu. Latif Hocam ve Uğur Hocam'la birlikte elimizden geldiği kadar kariyere değinmeye çalıştık. Ama yine söylüyorum, bu biten bir süreç değil, biten bir konu da değil. Önümüzdeki hafta yine iş ve meslek danışmanlarımız, konuklarımız olacak, uzman konuklarımız yine olacak. Onlarla da tabii ki kariyere de değinerek ve diğer çalıştıkları alanlarla ilgili tekrar karşınızda olacağız. Yeni bir işte insanda görüşmek üzere, hoşçakalın.